Evet, yeni videomuzda karşınızdayız arkadaşlar. Dün ve bugün sık sık konuşulan bir konu var. Aslında ülkenin gündemiyle alakalı, ne kadar siyaset de olsa. O da şu ki, tank palet satıldı mı? Yani tank palet fabrikası satıldı mı? İşte isim değişikliği oldu. Bir sürü haber atıldı, her zaman olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi. Gene bir sürü algılar yapıldı falan filan. Çoğu kişi işte araştırmadan çamur atanlar oldu, ne yapanlar oldu. Olayın gerçek yüzünü öğrenmeden işte konuşanlar oldu. Efendime söyleyeyim, yorum yapanlar oldu. Boş boş yorum yapanlar oldu. Şimdi ben bu konu hakkında ben şunu söyleyeyim. Sonra başka bir yorumum var, onu da söyleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim ben bu konu hakkında. Tank palet fabrikası, ben araştırdım, elimde belgelerimle konuşuyorum. Tank palet fabrikası satılmadı. Yapılan işlem satılma işlemi değil. Sadece işletme devri. Belli bir süreye kadar işletme devri olarak uygulandı. Yani satılma olayı değil. Zaten 250 milyon dolar bulan bir tesis niye satılsın? Sadece işletme devri olarak Katar'a uygulanım sağlandı. Hepsi bu kadar. İşte efendime söyleyeyim, hemen her konuda olduğu gibi işte öyle oldu, satıldı, böyle oldu. Her zaman her şeyi algı yapıyor ya, işte bu konu hakkında da algı yapıldı. Yapılan bu algılar gerçeğe yansımamaktadır. Tank palet fabrikası satılmamıştık. Sadece işletme devri uygulanmıştık. Bunları da sizlere bildirmek istedim. Bilginize sunmak istedim. Yani milletin her şeyi, her dediğine işte efendim söyleyeyim, şöyle oldu, böyle oldu. Araştırmadan, soruşturmadan işte YouTube'da çeşitli videoları, benim videolarımı ve bir başkasının çeşitli videolarını izlemeden böyle şeylere itibar etmeyin. İnsanlarımızda şöyle bir özellik var. Öz eleştiri yapıyorum ben burada. Hiç kimse yanlış anlamasın. Her şeyde insanlar kendilerini öne çıkartmak istiyor. Mesela Ali diyelim örneğin. Ali bir şeyi doğru yapıyorsa doğru denmiyor. Yanlış deniyor. Kendisinki doğru. Halbuki Ali'ninki doğru. İşte adamlık da buradadır ya. Anneki doğruysa anneki doğru diyeceksiniz. Demek zorundasınız. Normal olarak yani. Bu kişilere söylüyorum. Ama anneki yanlışsa, seninki doğruysa o zaman diyeceksin ki elinde belgelerle çıkacaksın, konuşacaksın. Kardeşim böyle böyle. Benimki doğru. Notlarımı aldım. Belgelerim var. İşte efendime söyleyeyim. Araştırmalarım oldu. Belgelerim oldu. Benimki doğru diyeceksiniz. Boş ağızdan benimki doğru demek de uygun bir şey değil. Yani herkes her konu hakkında boş boş yorum yapıyor. Zaten herkes her şeyi biliyor. Hiç kimsenin bilmediği bir şey yok. Böyle şeyler olur mu yani? Herkesin bildiği şeyler olur. Bazen bir alanda olur, bazen üç alanda olur, bazen beş alanda olur. Ki zaten benim mesela iki üç alanda hani birden fazla iki üç alanda bilgim, efendime söyleyeyim, yeteneğim var. Konuşma yeteneğim var. Ama her alanda yok ki kardeşim ya. 100 tane alan varsa yüzünde de olamaz ki. Bazen bir tanesinde olur. Bazen 3-4 tanesini olduk. Çoğu insanda bir tanesini olduk. Bazı insanlar 3-4 tanesini olduk. O yüzden kendini ön plana çıkartmak isteyen algıcılara hiçbir konu, sadece bu konu değil, hiçbir konu inanmayın. Bu konu aslı böyledir. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.